Merhabalar, Transfer Market'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Önder Özen'le beraberiz. Hem transferdeki isimleri hem transfer olanları, takımların son durumlarını sevgili Önder Özen'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz diyelim programımıza. Beşiktaş'ta başlayacağım çünkü bugün ilk defa bu ekranlardan duyurduğumuz bir transfer gelişmesi oldu. Beşiktaş'ın forvet mevkisi için son adayı Rubin Kazan forması giyen Jonatas oldu. Onunla ilgili haberimizi izleyelim, üzerine konuşalım. Kadrosuna takviye yapmak için aceleci davranmayan ve tüm olasılıkları değerlendiren Beşiktaş'ta santrfor için yeni bir aday gündemde. Siyah beyaz yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in pivot santrfor isteği doğrultusunda hareket ediyor. Beşiktaş'ın bu mevki için son adayı ise Jonatas. Geçen sezon başında La Liga ekibi Real Sociedad'dan Rusya Ligi ekibi Rubin Kazan'a 6 milyon sterline transfer olan 1.92 boyundaki Brezilyalı golcünün 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rusya Ligi'nde çıktığı 26 maçta 9 gol ve 2 asiste imza atan Jonatas, kariyerinde Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar, İtalya'da Brescia, Torino, Pescara ve İspanya'da Elche ile Real Sociedad formaları giydi. Evet, Jonatas ismi hocam öne çıkıyor. Brezilyalı futbolcu ama genel anlamda Avrupa altyapısına sahip. AZ Alkmaar, Brescia, Pescara, Torino, sonra bir US Latina'ya gitmiş. Sonrasında İspanya Ligi'nde özellikle Elche ve Real Sociedad'daki performansıyla bildiğimiz bir oyuncu, uzun boylu bir santrafor. Aboubakar'ın durumu bir türlü netleşmediği için ki büyük ihtimalle de takımda kalacak gibi gözüküyor. Porto'da kalacak gibi gözüküyor. Çünkü yeni hocaları Aboubakar'ı hem Konfederasyonlar Kupası'daki performansını hem de Beşiktaş'ın performansını göz önünde bulundurup ondan yararlanmak istediğini söyleyince, bir de bonservis konusunda biliyorsunuz hocam birkaç kulüple pazarlık etmek durumunda kaldığınız için biraz Aboubakar'ın Beşiktaş'ta kalma oranı, yüzdesi oldukça düştü. O yüzden yeni forvet arayışları Beşiktaş'ta sürüyor ve onlardan biri de şu anda az önce izlediğimiz gibi Jonatas. Aslında forvet arayışları muhtemelen yeni başlamamıştır. O Ocak ayından itibaren çalışmalar başlamıştır. Çünkü oyuncu kiralık, yani Aboubakar kiralık olarak gelmişti Beşiktaş'a. Ve Ocak ayına kadar, yani Afrika Kupası sonuna kadar, hatta Şubat'a kadar Beşiktaş Aboubakar'la ilgili çok çok istekli, olağanüstü istekli değildi. O sebeple mutlaka o dönemde başlamıştır arayışlar. Takip eden süreçte Aboubakar'ın performansı her geçen gün arttı. Ligin sonuna doğru da zirve yaptı. Çok hepimizin beğenisini kazanan bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani tarafsız herkes Aboubakar'ı hayranlıkla izlemiştir son bölümde özellikle. Afrika Kupası'ndan sonra artan bir performans vardı. Ama benim söylemek istediğim şey, arayışlar Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek veya kiralık kontratı olan oyuncular söz konusu olduğunda, yani sahada 11 tane kutu var. Kutunun içinde oyuncular var. Asil oyuncular, yedek oyuncular. O oyuncuların sözleşme durumlarından dolayı Beşiktaş'ın yol haritası belli. Çok önceden başlamıştır çalışmalar. Jonatas belki tek başına olmayabilir. Yani onunla belli bir noktaya gelmiş de olabilirler ama sadece onun üzerinden gidiyor değildir bence. Başka adaylar da vardır. Şu anda öne çıkan oyuncudur büyük ihtimalle Jonatas. Ama Şenol Hoca için de bir sürpriz bir durum ortaya çıkabilir. Neden? Hoca birinci sezon, Beşiktaş'ta çalıştığı birinci sezon bir komple santforla çalıştı. Atletik değil ama kesinlikle geride değildi Gomez. Yani bir net bir pivot santfor, işte tamamen pivot özellikleriyle var olan bir santfor muydu? Öyle de değildi. Golcüydü. Birçok şeyi üzerinde barındıran, hani kontratak oyuncusu diye tarif edemeyiz çünkü çok çabuk, hızlı bir oyuncu, sprinter bir oyuncu değildi ama kontrataklara da zeki olması sebebiyle kontratakları da planlayan veya organize eden veya bitiren oyuncu olmayı da başarmıştı. Tam bir komple santrfordu. Ona göre bir oyun çıktı. O gittikten sonra Aboubakar'a göre onun özelliklerine uygun bir oyun oluşturabilmek de bir zaman aldı. Takım ona çok ciddi anlamda uyum sağladı. Aboubakar takımın içine girdi. O uyum sağladı. Bu Şenol Hoca'nın başarısıdır aynı zamanda. Şimdi Jonatas bambaşka tipte bir oyuncu. Yani Aboubakar'da var olan özelliklerin
olmadığı, farklı özelliklere sahip bir santrfordan bahsediyoruz. Olabilir mi? Olur. Avrupa'da sürekli seçenek olmak, Avrupa kulüplerinin seçeneklerinden bir tanesi olmayı başarmak bir kere kıta dışından gelen bir oyuncu için bir başarıdır. Artık uluslararası bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama Şenol Hoca'yı biraz zorlayacak. Biraz zamana ihtiyacı olacak. Çünkü çok farklı iki santrfor tipinden bahsediyoruz. Hocam şunu söyleyeceğim. Dembaba iyi bir fiyata gitti. Evet. Sonrasında Mario Gomez. Evet. Aslında ilk geldiğinde hep soru işaretleri vardı kafasında. Evet. Mario Gomez de gitti. Evet. Sonrasında Aboubakar. Evet. Yine soru işaretleriyle gelen bir oyuncu oldu. Pek beklenmedik bir oyuncu oldu. Ve Beşiktaş aslında hep aldığı forvet oyuncularından, santraforlarından yarar sağladı ki bir de sürekli elinde bir de Cenk Tosun vardı. Her sene üzerine koyarak belli bir seviyeye doğru çıkan bir Cenk Tosun. Şu anda bence Beşiktaş taraftarlarının da belki en büyük rahatlığı da bu. Yani zaten bir sistem var Beşiktaş'ta. Hı hı. Şampiyon takım sistemi var. Hı hı. Ve o sisteme göre hangi oyuncu alırsa çok az oynamalarla Beşiktaş, işte sizin az önce bahsettiğiniz, hı hı, değişik tipteki forvet, santrafor tiplerinden, hı hı, çok az oynamalarla yine kendi oyun felsefesini oynayabilen bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Aslında siyah beyaz taraftarların da en rahat olduğu konulardan biri bu. Mesela şimdi Galatasaraylılar Igor Tudor'u ne oynatacak merakla bekliyor. Transferler nasıl bir şekilde alacak? Veya Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemiyle beraber hangi transferler ne şekilde oynatılacak? Nasıl bir oyun sistemi olacak, düzeni olacak? Herkesin kafasında soru işareti var. Ama Beşiktaşlar bu açıdan biraz daha rahat, öyle değil mi hocam? Yani bir forvet gelecek, evet, ama o forvetin çok sırıtmayacağını sanki Beşiktaşlar her zaman böyle bir bekliyor. Bu doğru. Rahat da olunması gerekir. Yani neticede taraftarlar rahat olmasa da işte kulübü yönetenler çok da rahatsız değil. Sebep 8 tane yani ilk 11'in 8 oyuncusunun birinci seçenekleri belli ve tam yerli yerinde. Yani birinci kalecisi belli. İkincisi de var. Birinci sabiki belli. İkincisi de var. İki stoper pozisyonundan bir tanesi belli. İkincisi de var. Sol bekleri belli. İki orta saha uçuyor. 10 numara alternatifli var. Sağ taraf Tören'in dönmesiyle beraber Quaresma, Gökhan Tören. Orası tamam. Sol tarafta birinci oyuncusu belli. İkinciyi bekleyecekler. Santfor yok. Yani birinci santforu arayış içerisinde. O yüzden rahat olunabilir. Neden? Kimle rekabet eder Beşiktaş? Yurt içinde olan şampiyon adaylarıyla. Diğerleriyle. Trabzonspor diyelim. Galatasaray'ın takım kurma ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda takım kurma değil ama epey takviye yapma ihtiyacı var. Ve oyun bulma ihtiyacı var. Şimdi Galatasaray hem takım kuracak hem oyun oluşturacak. Fenerbahçe takviyeler yapacak ve oyun oluşturacak. Trabzonspor oyunu devam ediyor ama takviyeler devam edecek. Başakşehir belki de Beşiktaş'la beraber en avantajlı kulüp. Evet. Ama Beşiktaş'ın olan rakiplerine karşı bir üstünlüğü var. Bir, takımı var. Şu anda Beşiktaş takım kurmuyor. Kurulu bir takıma bir santfor arıyor. Bir santfor ve stoper arıyor, değil mi? Evet. Birinci santforunu ve birinci stoperini arıyor. Yani 9 pozisyona birinci oyuncu arayışı yok. İyi midir? Mükemmel. Süper. İkincisi, kalan 9 ilk 11 oyuncusuyla yedekleri bu ligin şampiyonu. Üçüncüsü, bir oyunu var. Bir ezberi var. Bir takım uyumu var, harmonisi var. Beraber bir şey başarmış oyuncular var. Formdalar. Hoca formda, camia formda. O yüzden Beşiktaş'ta paniğe gerek yok. Jonathan, bilmiyorum, hani benim çok üzerinde durduğum bir oyuncu değil. Çok süper tanımlayabilirim diyemem. Hı hı. Yani zaten birçok isim dolaştığı için. Ama neticede mutlaka çok sayıda izleyen, scout ekibinde de yöneticiler de izleyen vardır ve birçok maçı izlenmiştir. Hem canlı hem videoları mutlaka izlenmiştir. Rusya Ligi'de TV Spor ekranlarında sık sık biz de bu sezon kendisini izleme şansı yaşadık. Paniğe gerek yok Beşiktaş'ta. Evet. Hani stoper, taraftarlar rahat değil mi? Evet, rahatlar. Evet, yani zaten yani, ondan bahsediyorum. Rahat olma sebepleri biraz bunlar. Stoperden bahsederken hocam, Pepe
arayışı ve çabası devam ediyor. Paris Saint-Germain'den bir olumsuz yanıt gelince Pepe'nin rotası yine sanki Beşiktaş'a kayar gibi oldu. Onunla ilgili bir haberimiz var. Üzerine konuşalım. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İspanya'nın Marca gazetesi önemli bir iddia ortaya attı. Haberde Pepe'nin Beşiktaş için İstanbul'a gelmek üzere yola çıkmaya hazırlandığı yazıldı. Siyah beyazlıların resmi teklif sunduğu Pepe için devreye Paris Saint-Germain girince işler zorlaşmıştı. Ancak Portekizli oyuncu Paris Saint-Germain'le anlaşamadı. İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca, Paris Saint-Germain'le anlaşması beklenen 34 yaşındaki oyuncunun transferinin gerçekleşmediğini ve Beşiktaş için İstanbul'a gitmeye yakın olduğunu yazdı. Pepe'nin önümüzdeki hafta transfer görüşmesi için İstanbul'a geleceğini duyuran Marca, yıldız savunmacının yeni rotasının Beşiktaş olduğunu iddia etti. Haberde Portekizli stoperin Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesinin ardından anlaşma sağlanırsa vakit kaybetmeden imza atacağı belirtildi. Birkaç gün öncesine kadar Pepe konusunda artık Paris Saint-Germain açıklamak üzere gibi haberler vardı. Çok yakında ama son anda artık ne olduysa herhalde ücret konusunda veya başka şeyler konusunda bazı sıkıntılar yaşandı ve Pepe'nin menajeri Ahmet Bulut yeniden Beşiktaş'ta masaya oturacak. Bugün de bir açıklaması var. Juventus'a da görüştüklerini söyledi. Bir diğer isteyen takım da Juventus Pepe'yi. Şu anda ama Beşiktaş sanki sıyrılıp Pepe'yi alabilecek mi alamayacak mı? Tabii ki en büyük soru işaretlerinin başında geliyor ama insan Pepe ismini duyunca da heyecanlanmadan edemiyor değil mi hocam? Yani hangi takımı tutarsanız tutun, futbolu seviyorsanız, özellikle Süper Lig'de futbolu izliyorsanız Pepe'nin buraya sadece Beşiktaş'a değil Süper Lig'e de çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Mutlaka olacaktır. Oyuncu üzerindeki algı, yerleşmiş olan algı bizim katılmadığımız bir algı. Yani bir arkadaşımızdan da örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde Güntekin Onay'ı dinledim. Bence süper anlattı. Yani oyuncu 178 veya 187 tam rakamı hatırlamıyorum. Maçtır kırmızı kart görmüyor. Hocam faul ortalaması 1. 5 yıldır kırmızı kart görmüyor diye anlattı. Bizim kafamızda kalan o Jose Mourinho'nun Real Madrid'de çalıştığı dönemki El Clasico'lar. Yani Barcelona maçları, o orta saha oynadığı maçlar. Bir de bir maçta o çok sert Sociedad maçı mıydı? Hangi maçtı? Yerde oyuncuyu tekmelediği, kendini kaybettiği bir maç vardı. Ama ondan sonra futbolu bırakmayı bile düşündüğünü, çok çok pişman olduğunu, evet, psikolojik destek aldığını açıklamıştı. Evet. O tabii o görüntüler kaldı insanların kafasında ve algı yürüdü gitti. Hı-hı. Yani ama istatistikler, sayılar, oyuncuyla ilgili yapılan son değerlendirmeler, son birkaç senedir sahadaki davranışlarının çok daha olumlu olması sebebiyle aslında algı yanlış. Güntekin Onay da bunu altını çizmeye çalıştı. Ben de çok beğendim yorumunu, çok değerli buldum. O yüzden ona da atıfta bulunarak söylemeye çalışacağım. Ben de katılıyorum. Oyuncunun üzerindeki algı doğru değil. Yani çok serttir, çok şeydir, işte kırmızı kart sinyalleri veren bir oyuncudur değil. Çok ciddi bir deneyime sahip bir oyuncu. Bugün de gündüz saatlerinde Meksika maçı vardı. İzlemişsinizdir muhakkak. Evet, golün görüntüsünü de verebiliriz arkadaşlar. Quaresma ortalıyor. Pepe, evet, kafayı vuruyor, ayağını uzatıyor. Evet. Beşiktaş'ta da heyecanlandıran bir... Tabii kaleye kadar da 50 metre bir koşusu var yani. Koşusu var ve hocam vuruşu da muazzam yani. Tabii. Uçarak ayağını, evet, uzatıyor. Onun görüntüsü var. Üzerimize verirler. Devam edin hocam. Bir araya girmiş oldum. Kusura bakmayın. Yani bugünkü gol biraz daha oyuncuyu tekrar herkes için cazip hale getirdi. Herkes için gündeme getirmiş oldu. Fransa'da durumlar vergiden dolayı sıkıntılı. İtalya'da da vergiler bizim ülkemize göre daha yüksek. Ama ben Juventus'ta çok şans vermiyorum. Sebebine gelirse Chiellini, yaşlı oyuncu, çok olgun, tecrübeli, iyi bir yarışmacı. Bonucci, olgun oyuncu. Barzagli, olgun oyuncu. Ve son dönemde genelde dörtlü oynuyorlar. Yani 3, 2, 4, 5 tane stopere ihtiyacı var. 3 tanesi zaten olgun. İsmini şey yapamıyorum. Orta Avrupalı bir stoperleri daha var. Hepsinin yaşı büyük. Ben 34 yaşında bir oyuncuya gideceğini düşünmüyorum Juventus'un. Ancak şöyle olabilir. Yani Bonucci bir yere gidiyordur da onun muadiline bakıyor olabilir. Ancak o şartlarda Juventus transferi mantıklı hale gelir. Yoksa ben orada ihtimali düşük görüyorum. Tabii Portekiz milli takımının kampında, Rusya'da, Konfederasyon Kupası finallerinde
Quaresma ile birlikte oynuyor. Bugün de işte belki biraz sonra golü göreceğiz. Asist yapan Quaresma. Mutlaka Quaresma bugün asist yaptı ona ama aynı zamanda markaj da yapıyordur gündüz. Ya yani bize gel, bize gel diye mutlaka yapıyordur, çalışıyordur. Avantaj hocam değil mi böyle? Tabii ki avantaj. Yani aynı milli takımda olmaz oynayan iki oyuncu kampta beraberler, tam transfer dönemi ismi de geçiyor. %100 bir etkisi oluyordur değil mi? Kesinlikle olur. Olmayacağını söylemek çok yanlış olur. İyi de bir gözlem olmaz. İyi bir tahmin olmaz. Şimdi bir oyuncu transferinde ilk önceliği kontrat rakamları ve sonra da kontratın süresi. Eğer bu konularda Beşiktaş tatmin edici bir öneride bulunmuşsa oyuncuya, kalan bölüm Quaresma'ya sorduğu sorular. Ne sorar? Ya İstanbul nasıl bir şehir? Yaşanabilir mi şehir mi? Quaresma bir İstanbul aşığı. Ya Beşiktaş nasıl bir kulüp? Gol geldi hocam. Evet. İşte Beşiktaş nasıl bir kulüp? İşte son iki sezonun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yarışmaya başlamış. Stadını bitirmiş. İşte ekonomik olarak da yükselişe geçmiş. Avrupa Ligi'nde çeyrek final görmüş. Evet, şahane de bir kadrosu olan, iyi yönetilen, iyi sonuçlar alan, ivmeyi yakalamış bir Türk kulübü. Şu anda lider Türk kulübü. Başka ne? Yani takım havası nasıl? Uyum sağlama konusunda. İşte takımdaşlık var. İyi bir kadro var. Şahane bir iskelet var. Hoca makul bir insan. Yöneticiler makul insanlar. Taraftarlar çılgın. Yani Quaresma'nın anlatacağı şeyler bunlar. Yemekler harikulade. Yani Pepe'yi çocuklar için İstanbul'da her türlü okul, her türlü lisanda eğitim alma şansı olan bir şehir. Büyük bir metropol ve imkanları yüksek. O yüzden Quaresma'nın da ben etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncu 3 şeyi merak eder. 1 kontratı, 2 süresi, 3 gideceği yerdeki ortam. O konuda da Quaresma her türlü bilgiyi de vermiştir. İkna edici olmaya da çalışmıştır muhakkak. Hocam tek sıkıntı zannediyorum ki ücret konuları. Beşiktaş'ın belli bir transfer politikası var, takım içi dengesi. Ücret politikası var. Yani 5 milyon eurolar konuşuluyor, 3,5 milyon eurolar konuşuluyor. Şunu sormak istiyorum sadece. Geçen Uğur'a da sordum. Şu cevabı aldım Uğur'dan. Yani ben şey dedim. Ya Pepe gibi bir oyuncuya tamam 5 milyon euro değil de hani 4 milyon euro bonservisi elinde 4-4,5 milyon euro sanki verebilirsiniz diye düşünüyorum ben dedim. Sonuçta Pepe marka ismi Beşiktaş'a katacağı, Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle Beşiktaş'a katacağı. Sanki o paraları biraz daha yani emebilir gibi geliyor bana dedim. O da dedi ki şimdi Beşiktaş'ın belli bir transfer ve maaş dengesi var. Şimdi siz bugün Pepe'ye tamam çok büyük bir isim 4 milyon 5 milyon euro verdiğinizde yarın öbür gün çok iyi oynayan Marcelo da o paraları isteyebilir. Ona yakın şeyleri isteyebilir. Yani çok da dengeyi bozmak istemeyebilir Beşiktaş. O yüzden daha makul fiyatları çekmek durumunda kalabilirler demişti. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani Pepe'ye o paralar verilebilir mi? Yoksa gerçekten Beşiktaş'ın şu ana kadarki o fiyat politikasını etkileyebilecek bir hamle mi olur? Uğur'un kaygılarını anlıyorum ve katılıyorum da. Ama şunu da unutmamak gerekir. Mesela Fenerbahçe'de kimse Alex'in ne aldığını konuşmadı. Çünkü Alex'in yaptıkları ortadaydı. Galatasaray'da kimse Hacı'nın ne alacağını konuşmaz. Ha, tabii ki oyuncu Pepe. Yani Hacı veya Alex değil, ofansif oyuncu değil. Alıp ama hocam savunmanın da Hacı'sı gibi. Yani. Ama yıllarca 12 sene değil mi aşağı yukarı Real Madrid evet. gibi dünya devinde, dünyanın bir numaralı kulübünde bu kadar süreyi geçirmiş olmak onu artık tartışmasız hale getirir. Yani Portekiz nereye giderse gitsin. Kaptanı. Tabii ki. Nereye giderse gitsin. Oyuncu bu kontratları alır. Yani bu kontratı verecek tek kulüp Beşiktaş değil. Başka kulüplerde benzer kontratlar verebilir. Benim anladığım kadarıyla o kontratın süresi konusunda bir tavrı var. Hı hı. O konuda Beşiktaş'ın da önceliği var. Beşiktaş kontratın bedeli kadar süre konusunda da tatmin ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi kim kendini Pepe'nin aldığı rakamla kıyaslar? Yerli oyuncular kıyaslamaz. Yerli oyuncuların geldiği kulüpler, geldiği kategoriler, geldiği seviyeler. Yani kimse Şampiyonlar Ligi'nde uçarken gelmedi. Evet. Atiba Hutchinson işte 1 milyon euroya oynuyor. Yani az alan yabancılardan bir tanesinden bahsedeceğim. O da Şampiyonlar Ligi'nde uçuyorken gelmedi. PSV'de sağ bek oynuyorken geldi. Yerli oyuncular az önce söyledim. Yabancılar, Marcelo düşen kulüpten geldi. Düşmek üzere kıl payı kümede kalmış Hannover takımı. Hannover'den geldi.
Hannover'den geldi. Hannover'den geldi, evet. Yani Bayern Münih'ten gelmedi Marcelo'da. Tamam, harika top oynadı burada, çok katkı yaptı, hepimiz sevdik. Bana göre ligin bu sezonu en fazla etki yapan stoperiydi. Kesinlikle öyle. Hem defansif hem ofansif olarak hem denge anlamında. Ama siz tutup mesela Dominic Hines'i getirirsiniz, ona 5 milyon euro verirsiniz. O zaman Marcelo sonra ne oluyor ya burada? Yani ne oluyor burada der. Ama Köln'den Dominic Hines'i almıyorsunuz. Real Madrid'den Pepe'yi alıyorsunuz. O yüzden bu oyuncular da muhakeme yeteneği yüksek ve zeki insanlardır. Pepe'nin maaşı üzerinden yorum yapmazlar veya kendi kontratlarını tartışmaya başladıklarında, imza noktasına geldiklerinde masadayken Pepe'nin aldığı rakamı öne sürmezler. Ben de Uğur'a şey demiştim. Senin zamanında Roberto Carlos oynuyordu. Ne kadar alıyordu dedim. 4 milyon alıyor dedim. Sen ne kadar alıyorsun dedi. Tabii bana ücretini söylemedi. Ama ben de size katılıyorum hocam. Yani Pepe, yani dileriz Türk futbolu için çok önemli katkı sağlayacak bir isimdir. Ben yani ismi çıktığı günden beri söylüyorum. İnşallah umuyorum ki Pepe Beşiktaş'a gelir. Biz de onu burada izleme keyfine erişiriz diyelim. Galatasaray'a yalnız geçelim. Şunu da söyleyebilirim belki. Bazen riskler almak gerekir. Hele ki yani Beşiktaş'ın durumunda risk alınabilir artık bence. Sebebi kulüp büyüyor. Fikret Orman da sık sık söylerdi. No risk no fun diye yani bana da söylerdi hatta. 4,5 milyon euro diyelim mesela kontrat. 2 yıl mı kontrat veriliyor? Bu 9 milyon eurodur. Bonuslar onlar bunlar 10 deyin hocam. 10 diyelim. Ve 2 yıl oyuncudan performans alınacak. Çok üst düzey alınacak. Burası aşağı yukarı garanti gibi. Çünkü oyuncunun background'u şeyi ortada. Yani oyunculuk puanı çok yüksek. Üzerinde soru işareti yok. Ama son sahibi olacak Beşiktaş. Oradan sonra paraya çevirme şansı yok. 36 yaşında Çin'e yani kontratı biterken gider mi gider bilmiyorum. Burada bir şey var. Ama bu 10 milyon euronun 7 milyonu 8 milyonu bonservis olarak ödenerek, tabii kolay değil, bir de UEFA'ya verilen sözler var. Tabii. 7-8 milyonu bonservis olarak verilip 24-25 yaşında bir oyuncu alınamaz mı diye sorulabilir. Mutlaka kulüp kendi kendine bu soruyu sormuştur. Cevabını da vermiştir. Pepe Beşiktaş'a çok ciddi anlamda güç katar. Burası kesin ama benimki de bir fikirdir. Tabii canım, artık hesaplamaları, onun matematiği tamamen Beşiktaş'ın yöneticilere ait. Biz sadece burada futbol anlamında değerlendirme yapabiliyoruz. Galatasaray'a devam edelim hocam. Galatasaray'da da Snyder'ı ben biraz öne koydum. Çünkü her gün yeni haberler, her gün yeni gelişmeler var Snyder'la ilgili. Sampdoria iddiası uzun zamandır devam ediyor. Menajeri de Albers de sürekli Sampdoria ile anlaşmak üzere olduklarını söylüyor ama daha Galatasaray ile henüz ilişiği kesilmedi Snyder'ın. Ve şu anda salı günü büyük ihtimalle İstanbul'a geleceği ve yönetimle tekrar masaya oturacağı haberleri gelmeye başladı. Hatta Galatasaraylı taraftarların da bir organizasyon düzenleyerek Snyder'ı sanki yeni transfermiş gibi havalimanında karşılama planları olduğunu da görüyorum. Hocam Snyder'la ilgili Galatasaray'ın tasarrufu ne yönde olacak tabi bilemiyoruz ama biz iki yönüyle konuşursak maliyet yüzünden gönderilmek istendiği söyleniyor. Bir yandan da belki takımda kalıp hani sözleşmesinin sonuna kadar, 2018'de biten sözleşmesinin sonuna kadar ondan bir yararlanıp ondan sonra gönderilebileceği de konuşuluyor. Galatasaray'ın Snyder konusundaki tavrını siz nasıl buluyorsunuz hocam? Bunu çok merak ediyorum. Yani bu anladığım kadarıyla sadece Galatasaray'ın Snyder'la ilgili politikası değil, onun sonucu değil. Igor Tudor'un yaklaşımlarıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Snyder'la diğer teknik adamlar sorun yaşamadı. Veya yaşasa da bizim haberimiz olmadı. Sebebi pek konuşulmadı. Bir ara Snyder işte bizim taktiğimiz yok falan anlatıyordu şey zamanı, değil mi? Şeyden önce... Tamam hocam, anladım ben sizi. Birazdan söyleyeceğim ismini. Hamza Hoca dönemi olabilir, evet. Şey dönemi olabilir. Tabii Hamza Hoca döneminde taktik konusunda eleştiriler yaptı. Prandelli döneminde takım arkadaşlarının çabası veya çabalamaması konusunda yorumlar yaptı. Ki bunlar eğer takım arkadaşlarınızdan veya teknik direktörünüzden bahsediyorsanız o kamuoya açık yerlerde konuşulacak konular değil. Kendi içinde konuşabilir. Ama benim söylemek istediğim şey Snyder... Teknik adamlara da, beraber çalıştığı teknik adamlara da sorunlar yaratmıştır.
arkadaşlarına da sorunlar yaratmıştır. Ama bunun karşısında da saha içinde çok sayıda sorunu da çözdü. Bu da gerçek. Evet. Mesela şu anda bir frikik golü seyrettik değil mi? Evet. Kime attı bu frikik golünü? Arsenal attı. Sonuç aldı mı? Almadı. Bu maç farklı mağlubiyetle biten bir maçtı. Ama derbi performansları var. Juventus karşısındaki performansı var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir yukarı çıkaran bir performanstır. Sağ içinde de çok sayıda sorun çözmüştür. Şimdi gelelim bugüne. Yaş kaç? 33. 33. Kontrat ne zaman bitiyor? Bir yıl sonra. Ne veriyorum ben sana yılda? 5. 5. 5 milyon vereceğim. Bu yıl performansını satın alacağım. Performansının karşısında 5 milyon euro vereceğim. Sonu ne olacak? Senin kontratın bitecek. Başka bir kulübe imza parası falan da alarak gideceksin. Yani Galatasaray ekonomiye çeviremeyecek. Performansa çevirebilir Snyder'in varlığını ama paraya çeviremez. X'i de ihtiyaçtır. Galatasaray tipindeki bir kulüp için X de ihtiyaçtır. Hem performansı ihtiyaçtır hem de paraya çevirebilmek de bir ihtiyaçtır. Bu ikisinden bir tanesinin olmayacağı ortada. Paraya çeviremeyecek. Buraya kadar Tudor. Hı hı. Ondan sonrası yönetim kurulu ve Sayın Başkan. Başkan ben bunu paraya çeviremiyorsam benim için vazgeçilmez değildir demeye çalışıyor. Ama yani bugün ne olur Sampdoria'ya giderse Sampdoria'da bunun çakıl taşı verip almayacak Snyder'i. Para verecek. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. İşte orası zaten biraz muamma hocam. Bir kontrat bırakacak 5 milyon euro save edecek. Hı hı. Payroll'dan maaş toplamından 5 milyon euro save edecek. İki birkaç milyon euro küçük bir para da olsa mesela 2 milyon euro bir girdisi olsa 7 milyon euro toplamda bir kazanç elde etmiş olacak. Bunu da mutlaka hesaplar kulüp ama sen diyorsun ki az önce haberde de söyledin yani anlatırken söyledin Galatasaray taraftarlar uçaktan indiğinde karşılayacaklar. Bu Galatasaray'a yarar vermeyecek. Galatasaray'a yarar vermeyecek. Asıl olan Galatasaray mıdır? Oyuncu mudur? Tabii ki Galatasaray. Aa işte bizim oyuncumuz çok büyük Galatasaraylı. Senede 5 milyon euroya alan büyük Galatasaraylı olmaz. Galatasaraylı olur mutlaka seviyordur. Tabii seviyordur. Ki Snyder'ın performansını tabii bir ki, kenara koyuyoruz ama tabii ki. Yani kişiliğine, şu andaki ekonomik durumda maaş dengesi çok yüksek. Yani kimse kişiliğine laf etmez. Kimse sporculuğuna asla laf etmez. Ben çok keyifle seyrettim. Özel bir oyuncuyu, büyük bir oyuncuyu seyrettik. Teşekkür ederiz Galatasaray'a getirenlere. Ama taraftarların oraya gitmesini ben doğru bulmam kendi adıma. Bu Galatasaray'a zarar verir. İki türlü. Hem masada zarar verir. Eli güçlenecek çünkü. Oyuncunun eli güçlenir. Hı hı. Yani taraftar beni bırakmıyor. Başkan da ayrılmaya çalışıyor. Başkan herkes adına Galatasaray'ı yönetmeye çalışıyor. Teknik adamlarıyla beraber, işte kurmaylarıyla, yöneticileriyle beraber. O masada zarar verecek bir hamledir. Asıl olan Galatasaray'dır. O yüzden taraftarların bence daha sağduyulu hareket etmesi ve asıl olanın Galatasaray olduğunu bilerek havaalanına gidip gitmemeye karar vermesi daha doğru olur. Bakalım Snyder konusunda ne gibi gelişmeler yaşanacak? Hocam Galatasaray'ın kampı devam ediyor. Yeni transfer Maicon da bugün açıklamalar yaptı. O açıklamaları dinleyelim. Galatasaray'a geldiğim için tekrar Avrupa'ya dönme fırsatı yakaladığım için ve böyle büyük bir camiayla bu dönme fırsatı yakaladığım için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu mutluluğum ilk dakikadan itibaren başladı aslında. Taraftarın havaalanında beni karşılaması inanılmaz bir karşılama. Ondan sonra takım arkadaşlarımın, hocamın, bütün kulübün beni karşılaması. O yüzden gerçekten bunlar beni çok etkiledi. Şimdi bu güzel şeylerin cevabını vermem gerekiyor sahada. Onun da bilincindeyim. Elimden gelen en iyisiyle bu forma için ter dökmeye devam edeceğim. Şuna söz verebilirim taraftarlarıma. Bundan sonra elimden gelen maksimumunu onları mutlu edebilmek için, camiayı kulüp mutlu edebilmek için yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle buraya geliş amacım tabii ki takıma maksimum desteği, maksimum yardımı verebilmek defansif anlamda. Ama bu tabii ki tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Mutlaka takım oyunu beraber yapabileceğiniz bir şey. Hocamızın yönlendirmesiyle, takım arkadaşlarımızla beraber geçen sezondan gelen sıkıntıları bu sezon kesinlikle tabii ki çözmek için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Yanılmıyorsam 3 ya da 4 hafta önce resmi teklifi aldık. Menajerimden böyle bir şey geldi bana. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini söyledi. Ve zaten onu duyduğum zaman benim için
işin çok büyük bir kısmı bitmişti. Galatasaray gibi büyük bir camianın benimle ilgilenmesi çok mutlu etti beni ve ben zaten kabul etmiştim. Ondan sonra kulüpler tabii ki kendi aralarında oturup bu konuşmaları yaptılar. Ama benim için dürüst olmam gerekirse 3-4 hafta önce duyduğum zaman zaten bu iş bitmişti. Sağ pahalıydı, evet, dörtlü defansla oynuyorduk ama son 4-5 maça bakarsanız üçlü defansla da oynadığımız maçlar oldu. O yüzden yani üçlü defans da olsa, dörtlü defans da olsa burada önemli olan hocanın sizden ne istediği. Ben iki sisteme de adapte olabileceğimi düşünüyorum. Galatasaray tarihine geçebilmek, Galatasaray tarihinde önemli bir yer edinebilmek. Mevkiler tabii ki farklı. Felipe Melo ön libero, orta saha oyuncusu, ben stoperim. O yüzden tabii ki çok agresif oynamanız gerekiyor ama daha da dikkatli olmanız gerekiyor. Benim oyun yapıma bakılırsa agresif bir yapım var kesinlikle ama aynı zamanda teknik olarak da topa hakimiyetim, teknik düzeyimin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir takımda oynuyorsanız mutlaka agresif olmanız gerekiyor bir stoper olarak ama diğer taraftan teknik olarak da iyi işler yapmanız lazım. O yüzden bunu açık yürekle söyleyebilirim ki herkes benden hem mücadeleyi hem o savaşçı ruhu aynı zamanda da iyi oyunu bekleyebilir. Brezilya'da söylenen stoperlerin, defansın tanrısı diye bir lakabım var. Söylenen lakap ama tabii ki ben de bir insanım sonuçta. Hatalar yaparım. Hatalar yapan doğruları, yanlışlarla bir insanım sonuçta. O birazcık belki de abartı bir takma diye söyleyebilirim. Diğer taraftan burada da belki başka bir takma adım olabilir ama önemli olan benim için bu takma attan ziyade benim bu forma için, bu camia için neler yapacağım, neler yapabileceğim. O yüzden odaklandığım, tamamen düşündüğüm nokta bu. Evet, Galatasaray'ın stoper gündeminde iki isim vardı öncelikle. Biri Acerbi'ydi, biri Maicon'du. Galatasaray Acerbi'yi çok bekledi ama fiyat konusunda bir türlü istenilen seviyeye gelemeyince Maicon'u transfer etti Galatasaray. Kampa da katıldı Maicon. Oldukça iddialı, özgüvenli açıklamalar bugün izledik kendisinden. Zaten futbol yapısı itibariyle oldukça özgüveni yüksek ve lider, savunmada da lider yapılı bir oyuncu. Neler katar Maicon Galatasaray hocam? Ben Maicon'u birkaç yıldır tanırım. Canlı da seyretme şansım oldu. Brezilya'da tesadüf iki farklı kulüpte 3-4 defa da izleme şansım olmuştu. Brezilya'da şöyle bir durum vardır. Bazen işte Sao Paulo'nun üst üste yaptığı sezonlar oldu. İşte Corinthians her zaman iyi takım kurar. Flamengo yatırım yapar. Santos'un her zaman yatırımı vardır. Ama son dönemde, son 20 yılda Sao Paulo oranın Batı Avrupa tipi yönetilen büyük kulübüdür. Ve oraya seçilen oyuncuların hepsi değerli oyunculardır. Yani hangi pozisyonda olursa olsun. Ki Sao Paulo çok kritik bir süreçten geçerken geldi şey. Maicon. Maicon. 4-5 tane çok üst düzey oyuncularını yolladıkları sene. Yani bütçe anlamında biraz küçülmeye çalıştıkları sene. O yüzden çok araştırarak, iyi seçimler yaparak takım kurmaya çalıştılar ve kurdular. O senenin oyuncusu. Hatta ilk 1-2 maçını Lugano ile beraber oynadı. Bizim Lugano ile. Hatta seyrettim de. Lugano'nun attığı ilk golde de ön direkte kafayı Maicon vurmuştu. Oradan da hatırlıyorum. Onu televizyonda seyretmiştim. Tarif ettiği tipte bir oyuncudur. Yani lider özellikleri vardır. Serttir. Defansif sertliği iyi bir düzeyde. Topu da kullanır. Zaten topu kullanamayan oyuncu yani artık zor. Çok zor. Evet. Çok zor. Dediği gibi hem üçlü hem dörtlü savunmada da oynayabilecek becerilere sahiptir. O Galatasaray'ın yüksek top probleminin, savunmada yüksek top zaafını çözebilir. Ona katkıda bulunabilir ama mutlaka iyi bir partner de gerekir. Tek başına olmaz. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. İyi bir transfer, doğru bir transfer hamlesi yaptığını düşünüyorum Galatasaray'ın bu pozisyon için. Hocam zaten biraz da aslında savunmada böyle lider tipli oyuncular yanındaki oyuncuları oynatan futbolcular oluyor genelde, öyle görüyoruz. Belki de Maicon'un o etkiyi şu anda Serdar Aziz, Semih Kaya veya yine zaman zaman Koray Günter hala kadroda devam ediyor. Ahmet Çalık belki evet, Ahmet Çalık belki onlara o şekilde de katkı edebilir Maicon tabii ki ama en büyük soru işareti hala Igor Tudor'un nasıl bir sistemle sahaya çıkacağı, oynayacağı ki sanki bunun için İlk emareleri 13 Temmuz'daki Östersunds maçında göreceğiz gibi mi geliyor? Onlar da hocam yani aslında İsveç tamam ikincilikten geldiler vesaire ama 6 yıldır da aynı teknik adamla bir proje takımı şeklinde devam ediyorlar ve 6. senenin sonunda da
İsveç Kupası'nı kazandılar. Hiç de yabana atılacak bir takım değil. Çok dikkat etmesi lazım Galatasaray'ın. Tabii ki. Özellikle bu süreçte daha da dikkatli olması gerekiyor. Bir kere takvim anlamında Galatasaray'ın rakibinin avantajları var. Galatasaray hazırlık döneminden geçiyor. Tam kadro değil. İsveç ekibi tam kadro. Daha çok daha hazır. Yani orası soğuk bir iklim olduğu için biraz daha erken başlıyorlar ve kaçıncı haftaya oynuyorlar? Şimdi bir ara var. 10. hafta, 11. haftadan devam edecekler, evet, Galatasaray. Doğru, devam edecekler. Onların daha avantajları var bu anlamda. Ama Galatasaray yani bu seviyelerde çok rahat geçmesi gereken, ikinci kadrosuyla da rahat geçmesi gereken bir ekip. Ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama senin dediğin gibi oyunu gösterecek olan veya arayışı asıl kampta ne çalışıldığını gösterecek olan, takım formasyonunu gösterecek olan, öncelikli takım formasyonunu gösterecek olan maç o maç olacaktır. Ben de çok merak ediyorum. Umarım bir kolay oynanmayacak, oynaması kolay olmayan bir formasyon seçmiyordur. Kolay değil. Üçlü oynayabilmek için çok farklı özellikle oyunculara sahip olmak gerekiyor. O geçişler çok sancılı oluyor. Çünkü son dönemde yetişen bekler sağ bek, kanat oyuncuları. Ama üçlüden dörtlüye geçildiği ilk yılları hatırlayalım. Yani 2000, 2001, 2002, o dönemleri hatta bizim milli takımımız da Dünya Kupası'na üçlü gidip ikinci maçta dörtlüye dönmüştü. Evet. O zaman sağ bekler nereden geliyordu? Ya yani sağ beklerin sağ dışların defansif olanları düzeltiyorum. Stoperlerin biraz eli ayağı düzgün olanları sağ bek oynamaya, evet, başlamıştı. Ama artık kanattan geliyor oyuncular. Bu oyuncular kanat oyuncusu olarak yetişmeleri sebebiyle artık sağ dış oynamak, onlara bir 100 metreyi, 50 metreyi, 60 metreyi kullandırmak çok zor. Ya o oyuncuyu bulmak, çok atletik oyuncu, çok dinamik oyuncu bulmak lazım. Mesela Alexandro gibi veya Carvajal gibi. Ama o zaman da ofansif olarak ne kadar verim alacağını soru işareti. Ya da Juventus'un yaptığı gibi sağ dış, sol dış oynayan oyunculara 50-60 metrelik kulvarlar vermemek. Daha bütünlüklü oynayabilmek gerekecek. Kolay değil bunu işte 15 günlük kampla organize edebilmek. Oyuncu seçimi de çok önemli. Dilerim en doğrusunu bulur. Ama kolay görünmüyor. Karabük'te de geçen sene üçlü başlamıştı, evet, arayışa. İlk maçtan sonra yavaş yavaş tekrar dörtlüye, yani kampta çalışmadığı dörtlüye dönmüştü. Çalıştığını oynayamadı. Çalışmadığını hemen oynayabilmeye başladı Igor Tudor. Artık bunları da göz önünde almak lazım değil mi hocam? Bu tek bir deneyim gibi gözükse de öğretici bir deneyim olmalı. Yani buradan çıkarım yapmalı bence Igor Tudor. Son olarak şunu da ekleyelim. Galatasaray'ın bir orta saha, daha doğrusu ön libero pozisyonunda Selçuk'un yanında oynatabileceği, doğrudan oynatabileceği bir arayış içinde olduğunu söyleyelim. Bir de Tete sürekli konuşuluyor, Ajax'lı Tete. İşte yok Juventus, yok orası, yok Galatasaray diye. Onunla da ilgili son bir gelişme var, onu da aktaralım. Tete Ajax'ın kamp kadrosuna alınmadı, 25 kişilik sezon öncesi kamp kadrosuna. Yani artık tamamen Tete'yi gözden çıkardı Ajax. Artık Galatasaray mı olur veya başka bir kulüp olur bilmiyorum ama Galatasaray'ın da bir sağ bek arayışı olduğunu bildiğimiz için Tete en yakın adaylardan bir tanesi. Bakalım bizi yine transferde neler bekliyor. Çünkü Galatasaray yine özellikle bu iki pozisyona acil bir transfer ihtiyacı var gibi gözüküyor. Kesinlikle. Hem sağ bek hem sol bek bu pozisyonlara ihtiyacı var. Takviyelere. Yani, evet, Belhanda, Gomis, şimdi Maicon. Bunlar gerekli oyunculardı. Yani Belhanda tartışılır. Gerekli mi gereksiz mi? Gerekir miydi, gerekmez miydi? Tabii esas planı bilmiyoruz. Yani Snyder'lı mı, Snyder'sız mı düşünüldüğünü baştan bilmiyoruz ama Maicon ve Gomis transferleri isabetli ama yetmez. Az önce Beşiktaş'la ilgili konuşurken söyledim. Galatasaray takım kuruyor. Evet. Takviye yapmıyor. Takviye yapmak başka şey. Yani Trabzonspor takviye yapacak. Başakşehir takviye yapacak. Beşiktaş takviye yapacak. Galatasaray takım kuracak. Evet. Takım kuracak ve oyun oluşturacak. Oyun seçecek. Hiç kolay değil. O yüzden sağ bek, sol bek bu pozisyonları mutlaka ve mutlaka oyuncu alması ve çok isabetli transfer yapması gerekiyor bu sezon. Çünkü bu isabetsiz transferler çok para ve zaman kaybettirdi Beşiktaş'a.
bek konularında. Sağ bek ve Galatasaray'ı düzeltiyorum. Sağ bek ve sol bek. Eboué'den beri sağ bek yok. Evet. Eboué'den önce de epeyce bir süre yoktu. Evet. Yani Ümit, Sabri geldi gitti ama bu kez Sabri de gitti. Ümit Davala'dan sonra epeyce bir süre olmadı. Evet. Sol bek için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Riera bile hani tam böyle sıkı sol bek değildi. Titrek bir sol bekti. Yani çünkü önden devşirme işte o dönemde devşirildi. Süratliydi de ayağına hakimdi. O avantajını gibi, aldı evet. onun. Yani herkesin üzerinde mutabık olduğu sol bek değildi. Evet. Epey süredir Galatasaray'ın sol bek sorununda devam ediyor. Bakalım herhalde artık buraları çözmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Yani zaten önlemeler de devam ederken bir an önce çözmesi gerekiyor. Bu arada şunu da söylemek zorundayım. Yani sadece bir sağ bek, bir sol bekle de iş bitmeyebilir. Tabii yedeklemesini yapması Yedekleme lazım. De gerekiyor. Aynen. Fenerbahçe'yle devam edelim hocam. Merkez forvet dedi Aykut Kocaman basın toplantısında. Transfer etmek istedikleri bölgelerden birincisine. Şu anda da isimler Ricardo Vaste, Milanlı Niang ve Lucas Perez Arsenal'da. Bu arada Arsenal'da da büyük ihtimalle artık Lacazette imza atmak üzere. Orada da böyle bir döngü Giro başlayacak. Evet, Giroud da ayrılacak gibi gözüküyor. Neler söylersiniz hocam? Merkez forvet dedi Aykut Kocaman ama evet. Santrfor diyelim biz. Santrfor diyebiliriz. Ricardo Vaste. Hoca şeyi söylediğini hatırlıyorum Aykut Hoca'nın. Yani Robin Van Persie'den olabildiğince yararlanmak istediğini söyledi. Yani Emenike'den büyük ihtimalle çok fazla yararlanamayacağını düşünüyor. Evet. Sol dönemeyecek gibi. Fernandão'nun da sakatlık problemi sorusu dönüşü biraz sıkıntılı gibi hocam şu anda. Yani ben antrenmanlara da baktım. Biraz kilolu. Gerçi verir onları atar da. Kilo olur da halleder. Ama yani. Şöyle düşünüyor herhalde. Robin Van Persie, Fernandão ve bir üçüncü santrafor daha istiyor. O yüzden bana burada en mantıklısı sanki Ricardo Vaste'ymiş gibi geliyor. Neden? Şimdi beraber burada şimdi bir tane boş kağıdı elimize alalım. Ondan sonra bu boş kağıda 11 tane pozisyonu yazalım. Takım oluştururken. 3 tane kaleci yazacağız ama çalışılabilmesi için 4 kaleci. 2 tane sağ bek, 2 tane sol bek, işte pozisyonlar falan filan derken santrfor pozisyonuna geldik. Oraya da 3 tane yazacağız. Eğer tek santrfor oynuyorsak 3 tane santrfor yazacağız. Sonra da santrforların maaşlarını toplayacağız. Robin Van Persie 4.900 müydü? 4.900 diye hatırlıyorum. Fernandão 2 falandır herhalde. 2-2.5'tür o civarda. 2.5 desek 6-7.5 falan yapıyor aşağı. 7.4 yapıyor. Buraya artık gidip hani 4-5 milyon euro maaş verip bir santrafor almak doğru değil. Buraya bir geçici çözüm yaratmak daha doğru bence. Eğer hoca ya bunu şuna istinaden söylüyorum. Hoca Van Persie'den olabildiğince yararlanmak istediğini ima etti, söyledi. Anlatmaya çalıştı. Değerli oyuncu, olabildiğince yararlanmaya çalışacağız dedi. Böyleyse Vaste burada mantıklı isim gibi geliyor. Geçen seneki istatistikleri çok parlaktı. Çok iyi. Yani totalde 22 gol falan attı galiba değil mi? Totalde 25 gol hocam. 25 gol mü? 25 gol. Bayağı 40 maçta 25 gol. Bayağı da 60 ki bu 40 maçın özellikle ilk bölümdeki birçoğu ilk 11 oyuncusu olarak değil. 26 maçta ilk 11'de hocam. 26 maç. Hı-hı. İlk yani 11. Baktığınızda oranlamasına neredeyse yarı yarıya bir oran var. Evet. O sebeple bana o mantıklı geldi. Maliyet olarak da çok daha uygundur. Bir de bonservis elinde olması sebebiyle bir yük getirmeyeceği için. Hı-hı. Ben bu Vaste ismini makul buldum. Yani kimse şunu anlamasın. Fenerbahçe Vaste'yi mi yakıştırdın? Ama zaten Fenerbahçe, yıldız, üçüncü pozisyon yıldız olarak. Yıldız santraforu var zaten Fenerbahçe. Üçüncü yani santrafor olarak Vaste'yi çok makul bulduğumu söylemek istedim. Milanlı Niang için burada maliyet biraz daha yükseğe çıkar. Evet. Ha kalite de daha yükseğe çıkar ama maliyet de yukarı çıkar. Lucas Perez'i ben çok sanki olacakmış gibi hissetmedim. Çünkü oyuncu halihazırda Premier Lig'de kalabilme şansına sahip. Tıpkı işte Giroud gibi. Giroud da West Ham'la anlaşıyor galiba, değil mi? Evet, öyle gözüküyor. Giroud da gidecek gibi gözüküyor. Evet. Lacazette transferi de artık resmileşmek üzere, bitmek üzere. Evet. Arsenal'da öyle bir değişim var. Bakalım Fenerbahçe'ye bir etkisi olacak mı? Bir de kaleci alacaklar gibi gözüküyor. Aslında hı-hı. Volkan'ı yedekleyecek, ona rekabet edecek bir kaleci dedi Aykut Hoca. Sonrasında belki artık Kayer olayı biraz sanki şeyini kaybetti hocam. Milan fazla hı-hı. bir baskı göstermedi. Hı-hı. Yani artık aynı savunmayı da devam edecekler. Orta sahaya belki acaba yapar mı? Bir derin oyun kurucu düşünür mü orta sahasında bilemiyoruz. Ama orta sahayla ilgili de çok fazla
mesaj vermedi aslında Aykut Hoca. Ozan Tufan döndü. Yalnız bence orta sahayla ilgili mesaj vermedi gibi gözüküyor ama bence... Transfer anlamında söylüyorum. Transfer anlamında vermedi. Yoksa ama... Yoksa şeyi verdi. Sopa göstermeyeceğim evet ama dedi. Biraz oyuncuları kanalize edeceğim dedi daha Fenerbahçe formasına. Şunu da o konuda kesinlikle katılıyorum. Ben geçen sene sık sık söylemeye çalıştım. Fenerbahçe'nin kötü kadrosu yoktu. Doğru, yani kadrosu kötü değildi oyuncular. Ama doğru dizayn edilmiş bir kadro değildi. Yani eksikleri olan bir kadroydu. Orta sahacıları kötü oyuncular değil. Hoca da şunu söylemeye çalıştı. Benim anladığım kadarıyla. En büyük transferimiz mevcut oyuncuların yapacağı sıçrama. Hı hı. Fizik olarak da zihinsel olarak da bunu birkaç defa vurguladı. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak yapacaktır. Sıçramaya güvendiğini söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Ozan bu sıçramanın içindeki oyunculardan biri olabilir. Erken döndü. Joseph, milli takımlar dolayısıyla aslında izni vardı ama erken çok döndü yapmış. Ozan. Çok %100 doğru yapmış yani Ozan. Ozan kaç? 21-22 yaşında değil mi şimdi? 22 yaşında hocam. 22 yaşında. 15 sene sonra şahane bir tatil bekliyor olacak onu. Yani hiç bitmeyen tatil olacak. Yani sonuna kadar hep tatil yapabilir. Belki kafası çok karışmış da olabilir bir dönem Ozan'ın. Çok yazıldı, çizildi. Menajeri Portekiz dedi, orası dedi. En son Valencia ismi konuşuldu ama sanki Aykut Kocaman Ozan Tufan isminden sonuna kadar yani sıkabileceği, o sinekten yağı alabileceği kadar almayı planlıyor diye düşünüyorum ben. Bence de doğru. Hoca eğer böyle düşünüyorsa ben de aynı şekilde düşünüyorum. Fenerbahçe bu oyuncuya yatırım yaptı. Bu oyuncu 28-30 yaşında artık hiçbir şeyi değiştiremeyecek. Üzerinde oynayamayacağınız bir oyuncu değil. Hala oynanabilir özellikleri var. Fiziğiyle biraz oynarsınız. Başka türlü bir oyuncu haline gelir. Biraz zihinsel olarak oynarsınız. Oyuncuyla bambaşka bir oyuncu olur. Çünkü var potansiyeli. O yüzden ben Ozan'ın da kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani şu tarihte gelmiş olmasında bir işaret olduğunu düşünüyorum. Orta sahası da dolu dolu hocam. Tabii canım yani derin oyun kurucu falan yani bunların hepsinin ufak tefek oyun kuruculukları var. Mehmet'in de var, Joseph'in de var, Ozan'ın da var. Evet. Yani Mehmet'in, Ozan'ın, Joseph'in çok eleştirilmesinin sebebi önlerinde bir tane sanat sepet işlerini yapabilecek oyuncusunun olmamasıydı. Bu oyuncuların üçü de değerli oyuncu. Valbuena ile beraber. Mehmet Ekici falan. Mehmet Ekici, Valbuena. İşler değişir. Evet değişebilir. Bakalım Aykut Kocaman'ın nasıl bir... oyun planı olacak, oyuncularını ne şekilde idare edecek o da merakla bekleniyor. Fenerbahçe'de şu anda Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdürüyor ki ben hazırlık maçlarına baktım. Çok ciddi takımlarla hazırlık maçları oynayacak yurt dışı kampında Fenerbahçe. Orada da Fenerbahçe'nin oyun planı ve vaat ettikleriyle alakalı görebiliriz. Hocam Bursa Spor'a da ben bir değinmek istedim şimdi. Legoen'in gelmesiyle beraber orada da transferler oluyor. Geçtiğimiz sezon çok kötü bir Bursa Spor. Özellikle ikinci yarı itibariyle çok kötü bir Bursa Spor seyrettik. Son hafta ligde kalmaya başardılar. Legoen geldi şimdi takımın başına. Titi'yi aldılar Kasımpaşa'dan. Onunla ilgili açıklamalar var. Bir onları dinleyelim. It's a good impression. It's a good welcome. Burada olmaktan çok gururluyum. Çok mutluyum. Ve Türkiye Ligi'nde teknik direktörlük yapacağım için de çok büyük bir heyecan duyuyorum şimdiden. Transferle alakalı çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu doğru. Ama bununla birlikte aceleye de yer olmadığını düşünüyorum. Acele etmemiz gerekmiyor. Özellikle bugün bir stoper transferini sonuçlandırdık ve açıkladık. Bu transferden ötürü çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Özellikle sezon başına kadar 5-6 oyuncuyla doğru oyuncularla görüşerek ve onları takımımıza kazandırarak kadro içinde doğru bir denge sağlayacak. Evet 5-6 oyuncu daha alacağız diyor. Titi'yi aldılar. Bir oyuncudan daha bahsetti ama ben de orada tam yakalayamadım. Sol bek dedi galiba tam yanlış anlamadıysam. Savunmaya da takviye yapmak istiyor Bursa Spor. Yeni sezonda yepyeni bir Bursa göreceğiz herhalde hocam. Kesinlikle. Yani şu son hali Bursa'nın yani zaten çok konuştuk burada da. Hiç Bursa Spor camiasına yakışmayan, o şampiyon takıma yakışmayan bir Bursa Spor'da ama Legoen hamlesiyle beraber vizyonunu da belli etmiş oldu yeni sezon için. Çok önemli bir rekabet. Sağ bek demiş hocam bu arada. Sağ bek demiş. Yani. Çok önemli bir rekabette başlıyor. Hayatındaki yeni bir dönüm noktasına başlıyor diyebiliriz Paul Legoen için. Benim çok saygı duydum. Çok saygım, çok saygıdeğer. Geçmişte çok da ciddi başarıları olan çok iyi bir yarışmacı. Hocam Olimpik Lyon dönemi inanılmaz bir dönem. Evet elbette kendi planladığı takım değildi belki ama o takımla çok ciddi mesafeler aldı.
4-3-3'çüdür. İşte hatırlarsan işte Rövelyer sağ bek oynuyordu. Abidal sol bekleri, Kriz ve Kasapa stoper önlerinde o Diarra'lar, Essien'ler, Juninho'lar, Sidney Govu, Malouda. Çok önemli santrforları Fred. Yani çok komplike bir takımdı. Çok farklı bir takımdı Olympique Lyon. O takımı çok iyi mesafe aldı. Ama şimdi yani son dönemde formda değildi hocam. Onu söylemek zorundayım. Milli takımlar macerası pek istediği gibi geçmedi. İstediği gibi gitmedi. Şeydeyken, Arabistan'dayken o, Ürdün veya Umman milli takımının başındaydı. Biz de Katar'a gittik. Bağdat'ta iç saha maçları yasaklanmıştı. Zico Ozan, Irak milli takımının antrenörü. Gittik, o şeye karşı oynadık. Umman'dı diye hatırlıyorum. Berabere kaldık. Ama hani o kenardaki heyecanı şeyi böyle Avrupa'da devam etmesi gereken bir teknik adamken o seviyeye bomboş statlar, işte 45 derece hava sıcaklığı. Şartların çok daha düşük oldu. Olmadı yani. Onlar kompetitif bir lig, bir ortam bekliyorlar. Daha büyük yarışmacı, heyecanı daha yüksek bir futbol atmosferi bekliyorlar. Ona sahip olamadı. Burada ve formu düştü. Bir de tatsız bir takım şeyler yaşadı Fransa'da. İşte tedavi şu bu falan. Ailesinde bazı sıkıntılar, formu düşmüştü. Ama ben şimdi en son Cardiff'te beraberdik. Yan yanaydı bizim yorumcu box'ları yan yanaydı. Orada gördüm, daha işte ufak tefek selamlaştık, küçük sohbet ettik. Şeye doğru gidiyor. Yani arayış içerisinde olduğu çok açık. Şimdi o Olympique Lyon'dakine benzer bir takım kurmak için bir heyecanı var. 5-6 transfer diyor. Mutlaka elinde bir portföyle geldi. Titi doğru iş. %100 doğru iş. Ligimizin en değerli stoperlerinden bir tanesi. Bursa Spor için de çok çok uygun Titi. Sağ beki de bitirmişler herhalde. Birkaç pozisyona daha oyuncu ihtiyacı var. Ben iyi bir rekabetin içine gireceğini düşünüyorum. Bir kere Bursa Spor'un böyle bir şeye çok ihtiyacı vardı. Bir silkelenmeye, bir hamleye. Sen kibarlık yaptın. Bursa Spor ilk devre değilse de ikinci devre işte futbolu falan dedin. Kendin kibarlık yaptın. Birinci devre oyunları çok kötüydü ama sonuç alıyordu. İkinci devre hem oyun hem sonuç olmadı. Evet. Ve ipten döndü. Resmen mucizevi kümede kaldı. Eski bir şampiyona hiç yakışmayan bir sezon geçirdi. Bir silkelenmeye ihtiyacı vardı. Ben Paul Le Guen'in doğru kişi olduğunu düşünüyorum ama sabır da gerekiyor. Paul Le Guen içinde Bursa Spor çok doğru kulüp. Yani çıta dibe vurmuşken yükseltme şansına sahip. Hocam artık son 2 dakikamız kalmışken Hakan Çalhanoğlu'nun da transferini çok kısa bir değerlendirelim. Önemli bir milli takım oyuncumuz, uzun dönem oynayamadı bazı Trabzonspor'la yaşanan sıkıntılardan, yıllar önce yaşanan sıkıntılardan dolayı. 23 yaşında Milan'da 4 yıllık sözleşme imzaladı ve 24 milyon euroluk bir bonservis bedeline gitti Milan'a. Neler bekliyor İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nu? Milan 24 milyon euro verdiğine göre oyuncuyu çok istedi, aldı, memnundur değil mi? Kesinlikle. Leverkusen 6 aydır oynamayan bir oyuncuyu 24 milyon euroya paraya çevirdi, memnundur. Hakan Çalhanoğlu Milan gibi dünya devine gitti, memnundur. Valla bir tek ben memnun değilim. Bizi yoracak bu iş. Yani bizi yoracak. Alman Ligi'ni seyrediyorduk. Şimdi bir de İtalya Ligi'ni seyretmeye çalışacağız. Ama milli takım için çok önemli oldu hocam. Yani şakası. Milan gibi bir takımda forma giyecek olması milli takımda doğrudan performansını doğrudan etkileyecektir diye düşünüyorum kesinlikle ben. Kesinlikle öyle. İtalya'da çok değişik bir ligdir. Futbolcu için çok zor ligdir. Teknik adam için çok zor ligdir. Sert lig bir kere. Kolay gibi gözüken ama çok zor olan bir ligdir. Oynaması çok zordur. Mutlaka Hakan'a bir şeyler katacaktır bence. Dilerim alabileceğinin en fazlasını alır Milan kulübünden. Ve çok değerli bir kulüp Milan. Yani kendine göre bir tarzı olan bir kulüp. Oyuncularına da o baskıyı kuran, yani gideceği yerden giyeceği kıyafete kadar önerileri olan bir kulüp. Dilerim gelişimine katkıda bulunacaktır. Hayırlı olsun, ona başarılar diliyorum. Hocam teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Transfer Market'in burada sonuna geldik. Tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.